Merhabalar değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz. Programımızın bugünkü bölümünde ÖTV muafiyetli araç alımında raporda tek hastalık üzerinden mi işlem yapılıyor yoksa çoklu oranlar belirleniyor mu? Bu soruya bir cevap bulmaya çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar, ÖTV muafiyetli araçların alımında %90 ve üzeri engel raporu olan kişilerin bu haktan faydalanabilmesi için tek hastalıktan %90 oranında engelli olması zorunluluğu var. Yani görme engelliler için zaten uygulanıyor bu hastalık, bu raporlar veya bazı zihinsel engelli veya spastik engelli bireylerin bu raporu almasıyla da bu haktan faydalanabiliniyor. Evet arkadaşlar, bir tek hastalıktan alınabilir demiştik. Hemen en çok gündemde olan görme engelli bireylerden örnek vererek konumuzu özetleyelim inşallah. Görme engelli birey hastaneye gittiğinde %80 rapor aldığını farz edelim. %10 da başka hastalığından rapor alsın. İkisi %90 ediyor. Ama bu kişi engelli muafiyetli araç hakkından faydalanamaz. Ancak %90 sadece görme engelli ise, yani %90 oranında görme engelli ise bu haktan faydalanabiliyor arkadaşlar. Bunun da gerekçesini şöyle özetleyelim. Yani normalde bir kişi farklı hastalık çeşitlerinden %90 oranını tamamlayıp araç alma hakkına sahip olmuş olsaydı burada yasal boşluk ve yasal sorumluluklar ortaya çıkacaktı. Yani bunun da birçok kişinin yani mahrumiyet yaşamasına sebep olabilirdi. Ya da maddi olarak da bir yükümlülüğü olurdu arkadaşlar. Buradaki esas amaç %90'ın tek hastalıktan olması, kişinin bu hastalık sebebiyle bir başka kişi tarafından bakımının veya başka ihtiyaçlarının karşılanması için araca ihtiyaç duyması anlamına gelir ki o da o yüzden %90 oranının tek hastalık üzerinden olması öngörülmüş arkadaşlar. Bunu istinaden yani %40 ve üzeri ortopedi engelli bireylerde bu durum söz konusu değil. Zaten ortopedik engelli arkadaşlarımız kendileri ehliyetli olduğu için yani %90 şartı yok. Artı onlara da bir başka hastalığın eklenmesi gibi yani durumda söz konusu değil. Yani onlar ortopedi engelli olduktan sonra ve ehliyetleri olduktan sonra bu araç hakkından faydalanabiliyor. Evet değerli dostlar, bugün de sizlere kısaca araç alımında %90 oranının farklı hastalıklardan mı yoksa bir tek hastalıktan mı alınması gerektiğini özetlemeye çalıştık. Bir dahaki bölümlerimizde inşallah buluşmak, görüşmek dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.